Dostlar merhaba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Size bugün öyle güzel bir dua öğreteceğim ki inşallah rızkımızın artması için, geçim sıkıntılarından, maddi sıkıntılardan kurtulmak için adeta böyle ilaç gibi bir dua. Allah Allah. Her gün sayısız bir şekilde, istediğiniz kadar, gücünüz yettiği kadar okuyup inşallah güzellikler yaşayacağınız harika bir dua öğretmek istiyorum size. İnşallah. Kardeşlerim dikkatle dinleyin beni lütfen. Beraber öğreneceğiz, beraber okuyacağız bu duayı. Sizlerden istirhamım videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dostlarım her Müslüman ihtiyacını, sıkıntısını, dileğini Allah'a Allah, Allah Teala'ya Celle Celaluhu dua ile arz eder değil mi? Rabbimizin sınırı var mı? Haşa yok. allah Teala hiç yoktan yeri göğü yaratmış. Onun için de Allah'tan isteyeceğimiz şeylerin de sınırı olamaz, olmamalı. İnsan gönlünden geçen her şeyi allah Teala usulünce isteyebilmektedir. Ayakkabınızın bağcığı için bile diyor ya hadisi şerifte. Şimdi bakın bu noktada rızık rızkımızın artması için, geçim sıkıntısından kurtulmak için tekrar ifade ediyorum ilaç gibi bir dua söyleyeceğim size. Bir sayıya bağlı kalmaksızın, bir adede bağlı kalmaksızın okuyabileceğimiz, istifade edeceğimiz muazzam bir dua. Muazzam bir dua. Hem bu duayı öğrenelim bir de rızkımızın artmasına vesile olacak bir takım böyle anekdotları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah ee, sadaka vermek, sadaka vermek elinde var zaten az bende demeyin. Bak azı paylaştığını Allah görsün sana çok verecek. Sınıyor çünkü allah Teala bizi. Sadaka vermek, paylaşmak, elindeki az bile olsa ona şükür etmek. Ya Rabbi verdiğine hamdolsun de. Sen bakma. Bazıları şükretmeyi unutturmaya çalışıyor. Sen bırak onları. Sen şükret. Bak çok aza şükret çokluk nasıl geliyor sonra gör. Anladın mı? Ve tevbe istiğfar. Hadis-i şerif Resulullah Aleyhisselam'ın sözü. Tevbe istiğfara devam etmek rızkın bereketine vesile olur diyor. Bol istiğfar etmek, elindekilere şükretmek, Allah'a yönelmek, Allah'a tevekkül etmek, Rabbimize teslim olmak. Bakın bunları yapıp da fakir kalan olmaz. Bunları uygulayıp fakirim, borcum var diyen olmaz. İnanarak okumadı o zaman. Kafada hep bu soru işareti vardı. Ya dua ile de olur mu ki bu işler? Diyordu olmadı işte. Öyle diyorsan kendini hiç yorma. Ağzını da yorma zaten. Ben sana en baştan söyleyeyim bak. Soru işareti varsa kafanda zaten olmaz. Ama ne kadar güzel bir dua bakar mısınız? Allahumma kanni'ni bima razaktani. Ya Rabbi bana verdiğin rızka beni kanaatkar eyle. Kalbimi, gönlümü kanaatkar eyle diye dua etmek var ya Allah'ın o kadar hoşuna gider rızkımızın da artmasına arkadaşlar vesile olur. Dinimiz bize çalışmayı emrediyor. Çalışarak kazanmayı. Çalışın kazanın çalışmadan rızık beklemeyin diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah elbette gökten para yağdırmaz. Ama arkadaşlar çalışırken bir yandan da Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiyelerini yerine getirsek, dualarımızı okuyup Allah'a da tevekkül etsek, ya Rabbi sen kazancıma bereket ihsan eyle deyip Rabbimize dua etsek güzel olmaz mı? Olmaz olur mu ya? Kardeşler rızık için endişe etmeyelim. Allah rızka kefil. Her canlının rızkı Allah'a ait diyor. Hüd suresinin 6. ayeti. Bu noktada sıkıntı yok. Şeytan sizi fakirliğe kork fakirlikle korkutup kötülüğe sürükler, cimriliğe, her türlü kötülüğe teşvik eder diyor Bakara suresinde ayet. Yeryüzüne dağılın, Allah'ın fazlından rızkınızı arayın diyor Cuma suresinde ayet. E hadisi şerifler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. En güzel rızık helale harama dikkat edilerek alın teriyle Kazanılandır diye buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İbadet 10 kısımdır. 9'u çalışıp helal kazanmaktır. Çalışmak farzdır arkadaşlar. Farzdır. Bakın nafakasını kazanacak, borçlarını ödeyecek kadar çalışıp kazanmak farzdır. Anladın mı? Müslümanlara yardım için, cihad etmek için, fazla çalışıp kazanmak. Hani ben biraz fazla çalışayım. Allah Teala bana fazla versin. Ben olmayanlara vereyim. Allah yolunda infak edeyim, cihad edeyim dersen bu da müstehaptır. Hadis-i şerif diyor ki insanların en iyisi insanlara en faydalı olandır. Şimdi bakın mesela ben diyorum ya şu duayı okuyan fakirlikten kurtulur. Bu ne demek biliyor musun? Bu dua eğer senden kabul olursa yani sen inanarak samimi bir kalple dua edersen Allah bunu kabul edeceğini zaten vaat ediyor Rabbimiz. Dua edin karşılık vereyim diyor. Eğer senin duan kabul olursa sana bir çalışma kapısı açılır. Allah bir kapı açar. Veya ummadığın yerden Allah sana bir rızık gönderir. Anladın mı? Mesela hastalığı için dua eden de ne olur biliyor musun? Şifaya sebep olacak bir ilaca veya bir sebeple sıhhatine kavuşur. Yani şöyle söyleyeyim sana. Çalışmak rızkı artırmaz. Rızkı veren Allah'tır. Çalışmak sebebe yapışmaktır. Sebebe yapışmak da sünnettir. Fıkıh kitaplarında el-ihtiyarda geçer bu. Duaların kabul olması için arkadaşlar Allah'ın emirlerine dikkat etmek helallere, haramlara, emir ve yasaklara dikkat etmek lazım. İhtiyaçtan kurtulmak, bereketli rızka kavuşmak için sebeplere yapışmak lazımdır. Ömrüm uzun olsun, rızkım bol olsun diyen akrabasını ziyaret etsin, görüp gözetsin buyurdu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela size rızka mani olan bir şey söyleyeyim mi? Günümüzde çokları bunu yapıyor. Sabah uykusu rızka manidir. Sabah uykusu Tabii o, o, vakitte kalk. Kalk. Eskiler büyüklerimiz, nenelerimiz, dedelerimiz sabah namazından sonra kalkardı böyle. Sabah namazından sonra bir camları açardı. Eve şöyle bir temiz hava dolsun. Rızıkları taksi Allah Teala o günkü rızıkları taksim ediyor değil mi? O hayırdan, bereketten böyle evin içine bir dolsun. Şimdi sen 3'e kadar gece 2'lere 3'lere kadar TikTok, Facebook, Instagram, diziler, televizyonlar, Netflix'ler bilmem neler takıl 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 televizyonlara, internetlere. Ee, e 3'e kadar onlarla uğraş 3'te yat bir kalkıyorsun saat 10. Sonra de ki ya ben Allah Allah ben çalışıyorum çalışıyorum kazanamıyorum. Nasıl çalışıyorum? Rızkı veren kim? Allah. Sen Allah'ın yoluna gitmeyin ki Allah sana rızık versin. Anladın mı? Şimdi değerli kardeşlerim güzel bir dua. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği bir dua var. İnşallah bu duayı öğrenelim. Bu duayı unutmayın. ihmal etmeyin. Bu duayı bırakmayın. Tamam mı? Sizinle beraber ben de e, okuyacağım. Benle beraber de siz tekrar edin. Dinleyin. Bana eşlik edin. Hadi buyurun. Allahümme kanni'ni bima razaqtani وبارك لي فيه وأخلف علي كل غائبة لي بخير